Merhabalar sevgili seyirciler. Diyanet Televizyonu ekranında Şair programında sizlerle birlikteyiz. Çok değerli konuklarımızla programımızın danışmanı, fikir babası, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Edebiyatları efendim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç hocamla birlikte bu akşam Yüzyılın Mutasavvıf Şairleri başlığıyla başladığımız bu grup programda ilk olarak Kenan Rıfai Hazretleri'ni dinleyeceğiz. Onu da hakikaten bütün bir akademik hayatını Kenan Rıfai Hazretleri'ne, onun eserlerine, çevresine hizmetle geçirmiş ama her anlamda ülkemizin kültürüne, geleneğine, tasavvufuna hizmet etmiş. 2010 yılında artık emekli diyorlar hocam, bağışlayın demek istemezdim bunu ama Profesör Doktor Mustafa Tahralı hocam, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, yorduk sizi buraya kadar. Hicabi hocam siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Kışın, hoş geldiniz. Kışın ortasında böyle. Ne güzel. Beni bağışlayın, biraz sesim sıcak bir kötü. Ortam. Evet. Geçmiş olsun size de. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Mustafa Tahralı hocamla, Hicabi Kırlangıç hocamla beraber Kenan Rıfai Hazretleri'ni dinleyeceğiz. Şiirle tasavvuf arasında bir bağlam var mıdır? Niye mutasavvıflar şiir söylerler? Tasavvufi şiir diye ayrı bir başlık açılsa acaba o başlığı nelerle doldurabiliriz? Ve elbette Kenan Rıfai Hazretleri'nin kendi döneminde şiirindeki dili Mustafa Tahralı hocamdan dinleyeceğiz ama önce hocam müsaadenizle küçük bir tarihçeyi hayat okumak istiyorum. Sevgili seyirciler, Tahralı hocam 1943 Konya doğumlu, ilk orta ve lise tahsilini Konya'da bitirdi. Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu. 63-66 yılları arasında Ankara Müftülüğü'nde din görevlisi olarak bulundular. İmam Hatiplik yaptılar. 66 senesi sonunda Kütahya Müftü Yardımcılığına tayin edildiniz ve 3 ay kadar bu vazifede durdunuz. Nihayet Nisan 67'de doktora yapmak üzere Fransa'ya, Sorbon'a gittiniz hocam. Bu arada 69-70 ders yılında Tunus'ta Bourguiba Enstitüsü İlahiyat Fakültesi'nde Arapça derslerine devam ettiniz. Haziran 73 tarihinde Paris Sorbonne Üniversitesi'nde hazırladığı Ahmet el-Rıfai Hayatı, Eserleri ve Tarikati konulu doktora tezini tamamlayarak yurda döndünüz. Milli eğitimde çeşitli kademelerde görev yaptınız. Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf Tarihi ve İslami Türk Edebiyatı'nda öğretmenlik yaptınız. 82 senesinde Yüksek İslam Enstitüsü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülünce tasavvuf tarihi bilim dalı öğretim üyesi oldunuz. Bu şey değil mi hocam? Tasavvuf tarihi bilim dalı ilk defa kürsüleşiyordu, kurumsallaşıyordu. Evet. Daha önce yok. Daha evvel tasavvuf dersleri vardı İlahiyat Fakültesi'nde, Yüksek İslam Enstitüsü'nde. Ama tam müstakil hale gelişi 90'lı yılların başında oldu. Tasavvuf ana bilim dalı olarak. Evet. Kuruldu. Marmara yani. İlahiyat'ın özellikli bir yeri var tasavvuf ana bilim dalında, değil mi hocam? Şu bakımdan özellikli oldu. Kadrosunu kurabilmiş oldu birdenbire. Yani rahmetli Selçuk Bey vefat etmeden evvel iki kişiydik. O sırada asistan arkadaşlarımız vardı. Derken onlar da işte yardım doçent, doktorlar için yardım doçent olunca 1984-86'larda aşağı yukarı 5-6 hoca olduk. Evet. Yani bu avantaj, yani hepsi yardım doçent. Bizde niye bu kadar geç olur Hicabi hocam bu kürsüleşme, kurumsallaşma, yapılaşma? Mesela yıllardır, işte bendeniz biliyorum, benim de yaşım 40'ı aştı, yani sizin evladınız çağındayım ama mesela bir Mevlana kürsüsü kurulamadı Konya'da dahil olmak üzere. Yani tasavvuf kürsüsü 82'de kuruluyor. Oysa benim okumalarımdan bildiğim daha evvel Mahir İzbey'in, değil mi hocam? Evet. Çok büyük Hüseyin emekleri var bu alanda, müstakil tasavvufla ilgili yazıları Osmanlı var. Osmanlı tarihi kürsüsü de yok. Yani şu anda yok değil mi hocam? Yani bunlar çoğaltılabilir. Tabii sebebini araştırmak lazım. Yani beni aşıyor. Bu konuda fazlaca bir fikrim yok. Yani bir düşündüğüm. Bu alanın içinde olmadığım için doğrudan filoloji alanında çalıştığım için. Ama eksiklikler çok. Mesela dışarıda işte Osmanlı tarihi kürsüsü açmak için görüş alışverişinde bulundukları zaman anlıyoruz ki bizde yokmuş. Veya başka dallar.
Mevlana araştırmaları da bu şekilde. Bir Mevlana kürsüsü olmalı tabii ki. Daha yeni yani, tabii, yeni yeni kuruldu. Tasavvuf kürsüsü haydi haydi, yani bu çok daha önemli. Daha önceden olması gereken bir şey ama işte Ankara İlahiyat'ın kuruluş süreci farklı. Marmara Yüksek İslam Enstitüsü İlahiyat oluşu, onun süreci farklı. Herhalde kısmet o zaman olmuş, evet, diye düşünüyorum. Şimdi hocam eserlerinizle ilgili notlar var. Daha çoktur tabii eserleriniz ama görebildiklerim. Eraydın, Pekolcay, Uzun ve Subaşı ile birlikte İslami Türk Edebiyatı isimli ders kitabını, evet, hazırladınız. 87-92 yıllarında Eraydın merhum hoca ile birlikte Ahmet Avni Konuk'un Fusûsül Hikem adlı metnini, tercüme ve şerhini 4 cilt halinde yayımladınız. Yine Ahmet Avni Konuk'un Tedbirat-ı İlahiye, İbn Arabi'nin Tedbirat-ı İlahiye tercüme ve şerhini yayına hazırladınız. Pek çok milletler arası, ulusal, uluslararası sempozyuma, kongreye, panele katıldınız. Ayrıca bu belki çok daha önemli, Kubbe Altı adıyla bilinen o kültür, sanat, edebiyat, gelenek ve tasavvuf kurumunda uzun yıllardır hizmet ediyorsunuz. Hem dergiye hem Kubbe Altı'na bağlı çeşitli etkinliklerde bulunuyorsunuz. Şairsiniz aynı zamanda sevgili seyirciler. Mustafa Tahralı hocamız. Efendim birazdan gösterecektim ama şimdi yeri gelmişken göstereyim. Bakınız, çoğunlukla komisyonlu çalışmalarda hizmet etmiş bir büyük akademisyen olarak ilk defa kendisine ait bir, yani kendi makalelerinizi mesela yayınlamadınız değil, evet, mi hocam? Henüz yatıyor henüz onlar. Ama şiiri hemen nihayet yayınlamak nasip oldu. Bize de bir lütuf 50 oldu. 50 yaşına girdiği için ondan dolayı. Evet, o da hemen değil. Şimdi efendim, kadim mananın rüzgarıyla şiirler. Evet. Eski şiirin rüzgarıyla diyordu, evet, Yahya Kemal. Evet. Bir bağlam var mı kadim mana rüzgarıyla? Rüzgar kelimesiyle var. Kadiminde işte Türkçemizde iki anlamı var diyelim, belki daha fazla da vardır. Bu eski mananından çok, yani kıdemle ilgili, yani zaman üstü veya manevi mananın rüzgarıyla diye. Aşkın mananın, transandantal. Aşkın manasında, çünkü içinde ilahiler var, şeyler var. Yani benim şey yaptığım edebiyatımız, yani batılaşma süreci içinde maneviden koptu. Nadir şiirler vardı. Mesela ilahi adıyla, münacat adıyla, nadiren belki, münacat belki hiç kullanılmamıştır da, dua adıyla şiirler yazılmıştır. Halbuki bizim genel çizgimiz, daha doğrusu Anadolu'daki kuruluşumuz Yunus Emre ile başlar. Bir mutasavvıftır, bir derviştir, bir şeyhlikte yapmıştır herhalde şeyhinden sonra. Böyle bir şeyimiz var. Yani şiir tasavvufi neşeden, zevkten mi doğuyor hocam? Yani siz de az çok bu çevrelerle birlikte bulunmuş bir isimsiniz. Şiir, yani akademik hizmetlerinizin dışında da bir gönül bağınız var tabii şüphesiz bu insanın. Şiirin yani doğuşu milletlerin diliyle de ilgili. Çok kadimden beri böyle, yani öyle olduğu anlaşılıyor. Orta Asya'da da şiir söylenmiş, işte Ahmet Yesevi Hazretleri. Anadolu'da da devam etmiş, Farsça'da da söylenmiş, evet. Hazreti Mevlana'da gelmiş. Yani binlerce beyit, hem divan hem mesnevi şeklinde ve bu gelenek devam etmiş. Şimdi şiirimiz batılaşınca bir nevi kısırlaşma da başladı ve eski manadan, kadim manadan kopmuş olduk. Evet. Bu istemeden de oldu, daha doğrusu madde dünyasına doğru yöneldiğimiz için onunla ilgili şiirler. Ama o da fazla ahenge ihtiyacı olmadığından, daha doğrusu o kadar ahengi kaldıramayacağından serbest şiirle kısaca meramımızı anlattık. Hocam 81 yılında Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından açılan bir yarışmada Hicret adlı şiirinizle ödül aldınız siz. Hicret konulu şiir yarışmasında. Yine 91 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan Münacat konulu şiir yarışmasında da bir ödülünüz var. Sevgili seyirciler, Mustafa Tahralı hocamızın bu kadim mananın rüzgarıyla şiirler adlı eserinde kârı natıklar göreceksiniz. Yani klasik Türk müziğinin makamlarını bir şiir hissi, zevki içinde anlatan şiirler göreceksiniz. Ayrıca Ebced'le yazılmış tarihler göreceksiniz mesela. Hocam yani artık öyle Ebced'le falan tarih söyleyebilecek şair
kalmadı herhalde. Var yani, Türkiye toprağı her zaman verimli. Yani oraya doğru bir yöneliş olunca bakıyorsunuz arzuyla söyleyenler peyda oluyor. Mektepte öğretilmediği halde, alaya alındığı halde, küçümsendiği halde arzuyla söyleyen. Bakıyorsunuz tarih söylemeye başlıyor. Yeter ki ortam hazır olsun. Yani ilgi gösterilince sanki yani sulamadığınız bir çiçek birdenbire niye bu saksıda yetişti diyorsunuz. Çünkü az da olsa su görmeye başlamış onun için. Evet. İleride şimdi daha büyükler olabilir. Bir de İsmail Yakıt Hoca var bildiğim kadarıyla. Evet, tarih konusunda. Ebced'le tarih düşünüyorum. Kara hocalar, Mustafa Kara ismi. Az doğru, karalar var. Evet. Ama onlar da aynı gelenekten değil mi hocam? Evet. Yani Marmara İlahiyat geleneğinde. Evet. Ondan çok ben şeye veriyorum. Eski kültürümüzle ilgilenince şiir yönüyle, evet, eğer tasavvuf yönüyle de ilgileniyorsa bu kendiliğinden doğuyor ortalık yere. Yani hem şiir de öyle, şey de öyle. Şiire aruzla başlamamın macerasını anlattım. Eski şiirimizi 2-3 sene aruzla öğretmeye çalışıp kendim de aruzu öğrenince bir gün benzer bir şeyler yapmaya hani girişiyorsunuz. Bir satır, evet, bir mısra derken yavaş yavaş kendi kendini çağırıyor yani. Sizin bestelenmiş şiirleriniz de var. Şarkı formunda, ilahi formunda, evet, başka formlarda değil mi? Evet, işte rahmetli Cinüçen Tanrı Korun, rahmetli Ahmet Hatipoğlu. İşte günümüzden gene tasavvuf müzikisiyle ilgilenen arkadaşlarımız hani bestelediler. Ama kârın attıkların hepsi bestelenmek için yazılmış ve sağlıklarında Hatipoğlu da, Cinüçen Bey de orada ithaf edilen şiirleri bestelemişlerdir yani. Evet. Bir küçük dörtlük okuyayım mı hocam? 61 yılında yazdığınız. O işte talebelik, bir, gençlik şeylerini. Yeter artık ah sultanım, kalbim yoruldu vuruştan. Bakma artık perişanım o bakıştan, o duruştan. Küçük ama ne kadar, değil mi Hicabi Hocam? Evet. Lezzetli. Bakınız sevgili seyirciler, yine aynı yıl yazılmış bir şiir. Tahralı Hocam'ın. Izdırabım söylenmez şu sessiz satırlarda. Ben içinin derdini içmiş, yutmuş çocuğum. Ne sevinç şulesi var, ne neşe hatırlarda. Ben içinin derdini içmiş, yutmuş çocuğum. Sesim yükselse, çın çın çınlasa gecelerde, ahu figan doludur en şuh hecelerde. Bir ızırap depreşir bütün eğlencelerde, ben içinin derdini içmiş, yutmuş çocuğum. Allah'a, o sultana nasıl açılsa elim, bilmem neler söylese, nasıl yalvarsa dilim, şu muzdarip dilimle nasıl söyleyeceğim, ben içinin derdini içmiş, yutmuş çocuğum. Bari şu satırlarım ağlasaydı önünde. Ah şu satırlar ki dün perişandı, bugün de. Ağlasa, ağlasaydı bari hüzün gününde. Ben içinin derdini içmiş, yutmuş çocuğum. Çok güzel. Evet. Değil mi efendim? Gençlik şiirleri 61 olarak. 61 yılında yani hecenin ve Türkçenin tadı duyuluyor Hicabi Hocam. Ne dersiniz? Çok. Söyleyecek bir şey yok. Hazır. Evet. Bu hecenin terk edilmesi, aruzun terk edilmesi, biraz evvel Tahralı Hocam'ın işaret ettiği, bu sadece modern sosyal ekonomik durumla mı alakalı hocam? Yani tabii bir edebiyatta süreç bu. Hocamızın belirttiği gibi. Dünya maddileşmeye doğru gidince bütün dünyada bu aruz, her milletin işte bir vezni, aruza benzer vezni vardı. Evet. Bunlardan uzaklaşıldı yani Fransız edebiyatının da vardı, İngiliz'in de vardı, Alman'da yani. Hepsinin vardı. Bunlar yerini başka bir tarza bıraktı. Bu biraz dünyanın da maddileşmesiyle farklı bir yöne, materyalist bakışa kaymasıyla olan bir şeydi. Biz de onu takip ettik. Yenilik adına biraz da bunu yaptık. Çünkü içimizde de sorunlar vardı, ülkede de. Hem maddi hem manevi sorunlar vardı. Çıkış ararken nasıl ki devlet adamlar başka şeylerde çıkış aradılar, biz de edebiyatta çıkışı bunlarda aradık. Ama yavaş yavaş tekrar bir dönüş, bir buluşma, farklı bir formatta da olsa eskiyi hatırlayış olacak diye düşünüyorum. İşte Hudut'da kitapları yayınlanan, yani 1921-24 yıllarında İlahiyat Kenan işte yayınlanmış. Evet.
bugün toplantı konumuzda. Ondan sonra Türkiye bütünüyle yani bir batılaşma ve sanki geri kalmışlığını her alanda batılaşmayla tamamlamak için çok hızlı bir gidiş var ki dünya devletlerinde olmamış bu. Japonya'da da olmamış, İran'da da. Siz hudut dediniz hocam, çok güzel. Bir hudutta yani bırakılmış yani. Oluyor ve yayınlanması da yıllar sonra, önce işte 70'li yıllarda Yusuf Ömürlü notaları dolayısıyla yayınlıyor. Sonra 1980'lerde evet. Biz yayınlamıştık. Yeni olarak tam ilahiyatı bu yıllarda çıktı. Yani eskiye dönüşümüz, Osmanlı dönemine, tarihine, kültürüne dönüşün meyveleri. Yalnız bu değil, işte Osmanlı Hulusi Bey'inki de, evet. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Alvarlı Efe Hazretleri'nde. Yani bu tipte olan, bütün kenarda, köşede bulunanlar, el yazması halinde ise öyle neşrettiler. Aynı zamanda Ahmet Avni Konuk gibi rahmetli, evet, hem Muski'de, onun da 119 makamlık bir işte Kârınâtı çalışması var. Ama Mesnevi şerhiyle Füsûs-ül Hikem şerhi, yani eski yazıdan yeni yazıya, yani yeni geçebiliyor. Benzeri tarih bölümünde çalışan arkadaşlarımız var, tarih kitapları yayınlıyor. Edebiyat Fakültesi yıllardır, özellikle YÖK'ten sonra, her doktora talebesi eski edebiyatta bir divan çözmeye çalışıyor. Mesnevi çalışanlar öğrenme aşamasındayız. Evet. Yani, evet. Daha evvel işte 3 tane üniversitemiz vardı. 3 tane divan, bilmem 30 senede, 40 senede ancak çıkmıştır. Ama böylesine bir Türkiye açılıma girdi. Ve bilgisayarın icadı da yani edebiyatçılarımızın, tarihçilerimizin, ilahiyatçıların işini %1000 kolaylaştırdı. Böyle hocam, şimdi sevgili seyirciler, bakınız efendim, arkadaşlarım size gösterecekler. Bu elimde tuttuğum eser İlahiyat-ı Kenan, İlahi ve Manzumeler başlıklı bir eser ve sizin hazırladığınız bir eser. Gerçekte böyle bir eseri yok değil mi Kenan Rıfai'nin? İlahiyat. Siz derliyorsunuz, topluyorsunuz. Yok, hepsini biz derlemedik efendim. İlahiyat diye bir kitabı var. Evet. 1341'de yayınlanmış. Evet. Kendileri toplamışlar şiirlerini. Ön sözünde macerasını anlattım. Bu 101 sayfalık, yanlış kalmaz hatırımda, bir el büyüklüğünde ilahiyat kitabı. Evet. Adı da İlahiyat. Aynı yıl, o zaman tekkeler de açık, damadının öncülüğünde diyelim, bestelenmiş. Hem Kenan Rıfai Hazretleri tarafından hem de tekkesinde işte zakirbaşılık, okuyuculuk yapan zatlar tarafından notaya alınmış. Muallim İsmail Hakkı Bey gibi. Onların notaya almasıyla notaları da belki tekke tarihinde ilk defa bir tekke şeyhinin şiirleri besteli haliyle notaya alınmış. 24'ten evvel bu dediğimiz. Bu 24 yılı aşağı yukarı. Ve şiir kitabıyla nota kitabı birleştirilmiş. O 100 sayfa, bu 100 sayfa aynı kap içinde yayınlanmış. Evet. Fakat bu son kitap oluyor yayınladıkları. Ondan evvel yayınlanan Seyyid Ahmet Er Rifai kitabı. Ondan evvel yayınlanan Tuhfe-i Kenan. Şimdi şunu bir göstereyim mi hocam? Evet. Bakınız sevgili seyirciler, Ebul Alemeyn Seyyid Ahmet Er Rifai, Kenan Rifai Hazretlerinin yazdığı bir ansiklopedik çapta bir eserdir bu. Tekrar siz çalıştınız değil mi hocam? Ben burada yeni harflerle, günümüz alfabesiyle esas metni neşrettik. Yarısı ise bugünkü Türkçeyle söyleyiş. Çünkü dili oldukça ağır. İkinci baskısı yeni yapıldı. Orada sadeleştirme kısmını bir başka arkadaşımız, Profesör Doktor Mehmet Demirci yaptı. Bu Doktor Müjgan Hanım'ın onun sadeleştirmesiyle. Bu kitabın kapağı da Osmanlıca baskısından alınmıştır. Evet, efendim, yani aynıdır. Şunu alabilir miyiz sevgili arkadaşlar? Bakınız. Bu kitap önce Osmanlıca basılıyor. Evet. Orada işte kapağı kitabın. Yani o gayet orijinal bir kompozisyon. Evet. Onu yeni harflerle neşrinde de aynen kullandık. Bu harf inkılabından evvel mi hazırlanmış? Tabii tabii. Basılmış? Eserleri. Hani, tekrar bugüne kazandırdınız siz bunu. İşte bu kitabın içinde de Kenan Rifai Hazretleri'nin şiirlerinin neredeyse %90'ı basılmış.
daha evvelki kitaplarında Tuhfe-i Kenan'da bazı manzumeler var. Ondan evvel Rehber-i Salik'in isimli kitabında da gene birkaç şiir var. Evet. İlahiyatın içinde olmayanları da o kitaplardan alarak bir iki de defterden rahmetli kızı Kainat Büyük Aksoy'dan onun defterlerinden alarak hepsini bir araya getirmiş olduk. Evet. Yani gözümüzden kaçan varsa o eksiktir, evet. Ama bütün şiirleri bir araya getirilmiş olduk. Belki başka şiir de çıkabilir mi hocam Hazretim bundan sonra? Çok ihtimal vermiyorum ama olabilir. Evet. Yani ihtimal vermediğim yani şu, belki 1980'de Kainat Hanım'ın defterlerinden istifadeyle hazırladığımız nüshada gözümüz görmeden hani kaymış olabilir. Bunu aldık, bunu aldık, bu kitapta var derken kayma olabiliyor. Nitekim o zaman göremediğim iki şiiri matbu kitaplardan buraya şey yapmış olduk. Böylece tamamlandı. Şimdi hocam bu yüzyılın mutasavvıf arifleri, şairlerinin çok farklı profilleri var. Siz biraz evvel buyurdunuz, o zatlardan bir kısmını yad ettiniz. Kenan Rıfai Hazretleri de böyle bir zat. Evet. Yabancı dil biliyor. Evet. Efendime söyleyeyim. Hatta birini çok geç bir yaşında öğreniyor bu dillerden. Evet. Başkent İstanbul'da kendisine teklif edilen bazı büyük mevkileri elinin tersiyle itiyor. Asla şöhret ve imtiyaz düşkünü değil. Ama İstanbul'un münevver kesimi, okumuş yazmışları da etrafından ayrılmıyorlar. Farklı bir profili var, farklı bir portresi var Kenan Rıfai Hazretleri'nde. Biraz evvel hudut dediğiniz, Hicabi Hocam'ın dikkat çektiği mesele. Bu bağlamda nasıl görelim, okuyalım Kenan Rıfai'yi? İşte Galatasaray mezunu olarak... Evet, Galatasaray mezunu. Modern kültüre aşina yetişmiş bir genç. Evet. Ama annesinin şeyhi olan Ethem Efendi, bir Kadiri üvesi şeyh efendi... Annesi derviş olmuş o zatın. Mezun olduktan sonra göreve başlayınca Balıkesir'de marifçi kendisi idadi müdürü olarak vazifeye başlamış. Yani öğretmen bugünkü tabirimizle eski muallim müdür. Aynı zamanda dervişliğe de başlıyor. Ve ondan bir seyri sülük geçiriyor. Evet. Ve bu devam ediyor. Adana'da görevi oluyor, Trabzon'da oluyor, Üsküp'te, Manastır'da ve işte görülen bir manevi işaret üzere, bu eski kültür tarihimizde çok görülen bir şey, manevi işaret üzerine Medine-i Münevveri'ye gitmesi isteniyor. Fırsat bekliyor ve çağrılıyor, seni oraya tayin ediyoruz, kabul eder misiniz? İşte falan yeni açılan Hamidiye. İdadi Hamidiye müdür olarak, o diyor hademe olarak bile giderim. Medine-i Münevvere'ye. Evet. Hademe olarak bile giderim. Bu işte manevi işaretin tahakkuku olmuş oluyor onun için. Ve orada 4 sene Şeyhül Meşayih Hamza Rifai Hazretleri'nin tekkesinde hizmette ediyor. Bir yandan yani müdürlük ama bir manevi görev olarak da dervişliğe başlıyor. Daha evvel derviş olduğu, kadirlikten icazetli olduğu halde o da manevi işaretli olmuş. Yeniden seyri sülük geçiriyor. 4 sene hizmet ettikten sonra işte şeyhi diyor ki ben mi senin şeyhinim, sen mi benim şeyhimsin diyerek yani böyle bir iltifatla da ona icazet veriyor. O şeyh aynı zamanda Şazeli şeyhi. Şazelilikten de kendisine icazet veriyor. Evet. Medine-i Münevvere de alıyor yani bu manevi vazifesini. Evet. Seyyid Hamza Rıfai Hazretleri'nde. Evet. Hocam bu Hamza Rıfai ile ilgili Şeyhül Meşayih, o günkü Meclisi Meşayih ile bir şey var mı, ilgisi Hayır var? Efendim, her şehirde herhalde yani şeyhler şeyhi anlamında yani en kıdemli veya sözcüsü durumunda. Diyelim ki mesela Ankara'da, eski Ankara'yı düşünelim Osmanlı döneminde. Bütün tarikler mevcut olabilir ama Hacı Bayram'dan dolayı Şeyhül Meşayih bir mayrami olabilir. Yani böyle bir özelliği var diye tahmin ediyorum. Evet. Ama onların da hudut noktası birdenbire işte Vahabi yönetim anlayışı olunca tekkeler orada da yasaklanıyor. Bu devrin özelliği yani 20. asrın ilk çeyreğinden sonra. Her ülkenin bir hududu var. Kendine göre o da... Diyelim ki o mübarek toprakların hududu oluyor.
kendi içinde elbette devam ediyordur. Evet, gizli. O yönü var, var, kendi evet. yapısı içinde devam ediyor. Hindistan'ın başka türlü, Türkistan'ın başka türlü. Yani evet. her birinin macerası var ama neticede aynı kapıya çıkıyor yani. Evet. Hocam sonra İstanbul'a dönüyor Hazreti Medine-i Münevvere'den. Validesi Hatice Cenan Sultan'ın inşa ettirdiği Altay evet. dergahında irşat vazifesine başlıyor. Adı niye Altay hocam dergahı? O semtte bugün halen de bir sokak var. Yani semt olarak, diyelim sokak adı olarak ondan olduğunu tahmin ediyorum. Daha böyle duyduğum halde yani sebebini sormadım. Belki de kendi zihnimden öyle çözdüğüm için. Yani Altay Sokağı diye. Sokağın kendisi de Altay Sokağı. Bugün posta adı da. Evet. Ondan dolayı olabilir. Ama tekkeyi aşması 1908 yılında işte, Medine-i Münevvere'de 4 sene kalmış bir ikinci defa daha gidişi var. O günün şartlarında en iyi hizmet, yani kazanılan irfanı, ilmi, aşkı, imanı verebilmenin en mümkün yolu o günün şartlarında tekke olduğu için tekke açmaya karar veriyorlar ve annesinin eşinden dolayı yani babasından dolayı bütçesi de müsait olduğundan işte bina alınır, restorasyonu yapılır ve tekke olarak orada evet. faaliyete başlar. Ve evet. bu 1908'den 25'e kadar 17 sene devam eder. Sonra tekke ve zevaya kanunundan sonra? Evet, kendi mülkü olduğu için aile mülkü olarak elinde kalır ve tekkenin bulunduğu bina ailenin kullanmışına damadı, işte diğer yakınları, işte kat, 2-3 katlı bir bina olduğu için kullanılır. Hocam bu arada siyasi idarenin bir teklifi var evet. Kenan Rıfai Hazretleri'ne değil mi? Bir rivayet olarak o var ama kendisinin yani tercihi 1925'ten itibaren kitap yayınlamamış. Sadece aile çevresinde hısım akraba olanlar, onlarla yakın sohbetleri olmuş. Aile sohbetleri, tasavvufi sohbetleri de tabii. Ama talebe alma şeklinde değil. Yani 1925'ten evvel talebe olanlar talebeliğini devam ettiriyor veya dervişliğini, dervişlik talebeliğini. Ama ondan sonra yok. 1948'den sonra 3-5 isim var talebeleri arasında. Bu sempozyum kitabında da evet. göreceksiniz. Bu Cenan Kültür ve Eğitim Vakfı, Sağlık Vakfı şey, bu sempozyumda bu yönlerini ele evet. alan bir çalışma yaptılar. Ayrıca bir başka sempozyum daha yapıldı. Cemal Nur Hanım tarafından. Aynı yıl 2 sempozyum birden yapıldı. Muhtelif yönlerden evet. incelendi, yani değerlendirildi şey evet. diyelim. Bu çalışmalarla yani 1948'den itibaren yeni bir açılımın başladığı da görülüyor. Evet. Yani orada bu açılımı devam ettiren vefatından sonra 20. asrın ışığında Müslümanlık kitabını evet. Yayınlayan Sami Hayverdi, Nezihe Aras, Sofi Huri evet. ve Safiye Erol isimli İşte Safiye Erol, Sofi Huri son talebeleri evet. 1948 sonrası vefatından evvel. Ayrıca işte Meşgul Hanım var, İlhan Ayverdi hanımefendi var. Bunlar hepsi rahmetli oldular. Türkan Hanım var. O yıl yine aile çevresine yakın olan görüştüğü kimseler. Yani siyasi iradenin tercihinden dolayı artık 25'ten sonra eski usulde mürşit mürit ilişkisi yok. Yok. Yani kendisi de talebe kabul etmemiş ve görünmemiş. Bunu şeyde mülakatlar diye rahmetli Sami Ayverdi'nin 20. romanları neşredildikten sonra bazı kimselerin ziyaret ve tanışma arzu etmeleri üzerine oradaki görüşmeleri not etmiş. Evet. Yeni ikinci baskısı yapıldı. Orada yani satır aralarında yani 1950 öncesi ve Kenan Rıfai Hazretleri'nin vefatı öncesi umumi atmosferi hissetmek mümkün. Yani evet. okuyucuların dilinden evet. ve bunların arasında Ömer Rıza Doğrul da var, Necip Fazıl da var. Evet. Yani Latince hocası da var, Latince profesörü de var. Mehmet Ali Ayni de var.
askeri lise talebesi de var yani. Evet. Çok değişik kesimlerden kimseler. Bir münevver çevre var. Evet, münevver çevre, kitaplarını okuyan. İşte evet. 1938 ilk romanıyla 1949 veya 48 işte son romanı diyelim. Ondan sonra başka türlü eserler yazıyorlar. Bu eserlerde kendisinin yetişme şekli içinde edinmiş olduğu tasavvufi bilgiyi bir eski mesnevi ve hikayeler içinde anlatım yerine roman kalıbı ve hikaye kalıbı içinde anlatma. Evet. Yani Kenan Rifai'nin talebesi olarak edinmiş olduğu tasavvuf kültürünü işte bir modern form içinde sunuş, nasıl şiirlerde bu yapılıyorsa, evet, geçmiş aynı şekilde yani İslamiyet doğduğu zaman yani mesnevi, rubai, evet, vardı değil yani. Evet. Bu da işte son dönemin verdiği bir şekil olmuş oldu. Bir çare arıyorlar yani, öyle, evet, mi hocam? Sözlerini söyleyebilmek için. Yani o dönemin idaresinin baskısına ya da yönlendirmesine esir olmadan sözlerini söyleyebilecekleri, evet, bir çare arıyorlar. Roman buyurduğunuz gibi mesela bunun araçlarından biri. Yetiştirdiği talebelerin edebi eserleri bunun araçlarından biri. Hazret'in şiiri de böyle midir hocam yani? Kendi anlatımından sizin sorunuza yani uygun bir cevap. Okulda öğretmen olduğu için çocukların yavaş yavaş manevi kültürden koptuğunu görüyor. O zaman nameli ilahilerle bir şeyler yapmak lazım. Ama eski ilahilerimiz çocuklara göre değil. Onun için çok sade şiirleri vardır heceyle veya aruzla. Onları, evet, besteliyor ve okuyor. Evet. Hatta Medine-i Münevveri'deki müdür olduğu okulda da. Evet. Esas yani çocuklara ulaşmaya çocuklara çalışıyor. Ulaşmak için. Fakat hocam bu ilahiyatı Kenan'da bir şey dikkatimi çekti Hicabi hocam. O klasik divan sistemindeki gibi önce tevhid var. Evet. Arkasından efendim münacaat var. Evet. Salat-ı Münciye-i Kadiriye tercümesi diyor. Evet. Sonra tevhid diyor. Sonra Naat-ı Hazreti Nebevi diyor. Sonra Naat-ı Çağrı Yâri Güzin diyor. Böyle devam ediyor. Evet. O, yani küçük bir eser olmasına rağmen bu eserde, evet, Hazret o klasik geleneksel divan sistemini takip ediyor bir taraftan. Evet. Şeyde yani onu bir Müslüman için gayet tabii bir Allah'a inancı vardır. Peygamber'e inancı, evet, vardır. Bu inancı kitapta Hamdele Salveli ile, yani klasik ifadesiyle söyleyelim, gösterir nasirler, yani, evet, herhangi bir kitap telif eden yazarlar. Şair de bunu şiiriyle söylüyor. Hamdelesi Allah için, yani tevhid, salvelesi de Peygamber Efendimiz için yazılmış naatler. Evet. Sonra işte Hazreti Ali için, Ehl-i Beyt için bu türlü şiirleri var. Ve yani kitapta esas şeyi, bir sanatlı bir şiirden çok tamamen bir manevi duyguyla çok yalın ifade içinde tasavvufi, önce imani, ahlaki ve tasavvufi en yüksek bilgiyi verebilmek. Yani en sade biçimde. Böyle bir... Burada bir naat-ı Hazreti Ali var. Onu, evet, biraz okuyabilir miyim Hicabi hocam, evet, müsaadenizle? Sonra size soracağım hocam. Bakınız sevgili seyirciler, Kenan Rıfai Hazretleri'nin İlahiyat-ı Kenan adlı eserinde Naat-ı Hazreti Ali. Ateşi aşkınla yandım nuru imanım Ali. Kevseri lütfundur ancak derde dermanım Ali. Aç nikabın merhamet kıl tende cananım Ali. Her du alemde penahım mahı tabanım Ali. Hak ile hak oldun el hak şiiri yezdanım Ali. Her taraf nurunla dolduğu şems-i rahşanım Ali. Hak tecelli etti senden zahir oldu kainat. Sırrı İsa İbni Meryem Yusuf'u canım Ali. Mescidi kalpte demadem nuru subhanım Ali. Çün Resulullah ibadettir dedi zikri Ali. Kenan'ı aşk etti aşkın sırrı Kur'anım Ali. Hiç cemalinden ayırma şahı merdanım Ali. Hicabi hocam biraz evvel söz arasında Tahralı hocam, evet, hani manevi bir meşguliyet içinde olan kimselerde onların şiirlerinin bir araç olduğunu, çok sanatlı olmadığını,
ifade ettiler ama bu şiir oldukça sanatlı bir şiir. Siz aynı kanaatte misiniz yani? Tekke erbabının şiirinde sanat aramamalı mıyız? Yani sanat amacıyla söylenmemiştir. Evet, yani hocamız onu belirttiler. Hmm. Yani normal bir salik duygusuyla, yani o irfanla söylemiş şiirler ama sanat olmayacak diye bir şey de yok. Yani o tabii bir hal ile sanat da vardır tabii ki. Sanat kastı mahsusa değil yani. Değil tabii ki. Değil. Şimdi şeyler tabii içinden geldiği gibi yapıyorlar, söylüyorlar diyelim. Yani irticali söyleniyor, sonra not alınıyor falan. Şimdi şeyde müstezat şiirler edebiyatımızda hani azdır. Evet, ama yani oldukça da sanatlı şiirlerdir. Sayfa 90'da. Evet hocam. Derviş Öğüdü. Derviş Öğüdü. Bu aynı zamanda bestelenmiş bir şiir değil mi hocam? Bestelenmiştir de. Bu arada onu da söyleyelim. Hı. Kenan Rıfai Hazretleri'nin de şiirlerinin pek çoğu bestelenmiştir. Evet, kendileri okumuştur. Evet. Yani bestelemiştir bir kısmını. Sonra yapılanlar vardır. Yani o esnada tekkesinde görevli olan İzzettin Humayi Bey gibi, Zakir Başı, İsmail Hakkı Bey gibi, Muallim Kazım Bey gibi kimselerin besteleri vardır. Yakın zamanda da işte müzisyen olan arkadaşlarımız bestelemişlerdir. Ahmet Hatipoğlu vardır mesela. Allah rahmet eylesin. Cünüşen Bey gibi değil mi? Cünüşen Bey'in evet bir dörtlüğü var. Dügah makamda bestelediği ama o şarkı türünde. Şimdi bu şiirden müstezat dediğimiz başlığı gayet sade, derviş öğüdü. Evet, yani didaktik bir şiir gibi. Evet. Ama söyleyişiyle, ahengiyle hakikaten müstezat ahenginde çok güzel bir şiirdir. Dinleyelim mi hocam sizden? Allah demek Allah, ne büyük lütfu hudadır. Uşşaka gıdadır. Dervişlerin evradı hemen hamdü senadır. Maksudu rızadır. Kulluğunu, yokluğunu bilmek ne saadet. Allah'tan inayet, Allah diyelim, hu diyelim, kalbe ciladır, ervaha safadır. Fail ile mevcudu hemen bil ki hudadır, inkarı beladır. Hep hu duyulan cümlesi bir hoşça sadadır, amma ne revadır, amma ne nevadır. Var olmayı istersen eğer cümleyi bir bil, ağyarı hemen sil. Derviş olana lazım olan havf-ü recadır, fakrişçe gınadır. Aşıkların hep varlığı maşuka fedadır, çün bar-u cefadır. Baştan aşağı her ne ki var, nur-u ziyadır, ilan-ı bekadır. Allah deyip ahdinde vefa, sıdk-u sadakat, kamilden inabet, salikler için meş'ale-i rah-ı hüdadır, dareinde rehadır. Aşıkları canan eden aşk derde devadır, irfan-ı sehadır. Maşuk ile aşık arası kıl nerevadır, ziraki ezadır. Ey mazhar-ı mürşitte tecelli eden Allah, aşkın bana hemrah, aşkın dilerim gayrisi, Allah Allah. Kenana hevadır, elbette hebadır. Evet. Yani çok sade ama tasavvufun ana temaları. Çok da güzel telkin var hocam. Evet, yani zaten derviş öğüdü başlığı. Güzelliği telkin ediyor. Yani neler yapılması gerektiğini aslında. Tasavvufun temel kavramları var içinde. Evet. Yani fakir gibi. Fakir gibi, half-ı reca gibi. Efendim, evrat gibi. Evet. Değil mi? Bu temel şeyler de var. Aşk, ana konu. Hocam, Kenan Rıfai Hazretleri'nin bu yeni sosyal siyasal durumdan dolayı ızdırabını, hani elbette değişen bir toplum var, değişen bir siyaset var, değişen bir sosyal durum var. Besbelli ki bir ızdırap çekmişler bu insanlar ve bu yeni duruma karşı bir tepki ortaya koymuşlar. Belki bu çalışmalar, bu şiirler bütün bunların birer numunesi olarak anlaşılmalıdır ama açıkça bir şey görmüyoruz hani. Evet. Bazı ekollerde, bazı okullarda olduğu gibi açıkça bir tepki görmüyoruz. Bu o tasavvufi tutumdan mı
kaynaklanmaktadır. Bu, yani tasavvufi tutumunda çok dereceleri var tabii. Evet. Yani burada bir kamilin tasavvuf anlayışı, yani insani kamilin tasavvuf anlayışı, tasavvufta elde edilen, yapılmak istenen hedef de insanın terbiye edilmesi, insanın kemali, bir kemale ulaşma söz konusu. İnsanı kemale ulaştırmadan herhangi bir harekete giriştirdiğinizde evet. hedefiniz hani serseri kurşun gibi ya, nereye varacağı, ne yapacağı belli değil. Hedeften sapma da olabilir bu. Onun için kendi hayatında kemali tercih eden bir kimse talebelerine de bunu öğütlüyor. Evet. Kabiliyetli olanlar en yasak olan dönemde bile ne kadar içselleştiriyorlarsa o kadar yükseliyorlar. Ve bu yükseliş yeni formu da sağlıyor. Yani edebiyattaki form gibi, sosyal hayattaki form, yaşayış tarzı. Evet. Bu yenilenme devam ediyor. Evet. Bu yeni durumda belki eskinin diliyle ulaşamayacağımız insanlara Kenan Rıfai Hazretleri tutumu davranışıyla evet. yeni bir dil geliştirerek ulaşmış oluyor evet. başkentte, İstanbul'da, kültür evet. çevrelerinde. Çerkezce, Fransızca, İngilizce evet. dahil olmak üzere hocam 5-6 evet. dil biliyor. Biliyor ve Arapça, işte Medine'de nerede bulunduğu zaman içinde el yazması eseri de var. Türkler için Arapça, Araplar için Türkçe Allah diye 40 derse böyle dil kabiliyeti. Dilci ayrıca demek yani. Ve kısa zamanda öğrendiği için Bedevilerle de ülfeti olmuş. Bedevilerin çıkardığı problemlerde bir nevi şeyh efendi olarak sözü Araç dinlenen mi? Bedeviler sözünü dinlerlermiş yani. Evet. Bu, vuracakları kervanı vurmaktan vazgeçerlermiş böyle. Onun sohbetiyle, nasihatiyle diyelim. Yani şöyle eski hayatımızın yani her safhasında değişik tipler ama o günü çok iyi değerlendiren hizmet eden insanlar yani. Evet. Biraz aslında şey yani o önüne bir engel çıktığı zaman evet. yeni bir akış yolu bulup evet. akan ırmak gibi. Yani işte orada durup da niye beni durdurdunuz kavgasını vermeden yeni bir mecra bulup devam etmeye çalışıyor. Evet. Ben onu görüyorum. Bir eğitim, inanç da var. Işte. Yani esası dinimizden tabii. Örneği de Peygamber Efendimiz'den. Önüne çıkan bütün engellerde nasıl aşılması gerekirse öyle aşıyor. Mesela ilk yıllarda hicret düşünülmüyor. Evet. Ama sonra hicret oluyor. Yani evet. Sonra savaşlar başlıyor. Sonra uzaklara açılmalar başlıyor. Yani. Evet. Savaşsız olarak da. Elçiler vasıtasıyla. Demek ki Peygamber Efendimiz Allah'tan elçi olan kendisi aldığı mesajları iyi değerlendiriyor. Bu mesajlar da Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ve bu asırlarda da devam ediyor. O zaman bizim bilhassa günümüzde hepimizin şahit olduğu Allah sanki sadece camide varmış gibi düşünüyoruz. Evet. Veya tekkede olabilirmiş. Evet. Ya her yerde var Allah. Ve öyle diyor zaman hocam. Yok. Yani her yerde olunca, fakat Arif'in kalbindedir Allah. Evet. Yoksa sen onu arzu semavatta mı sandın evet. diyor Hazreti Kenan Rıfai'de. İşte böyle olduğu için değerlendirmeleri bizim sıradan bir yani sosyal mahluk olan insanın davranışı gibi değil. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Süremizi bitiriyoruz. Ben de teşekkür ederim. Gazelden bir iki beyt okuyabilir miyim müsaadenizle? Tabii buyurun. Buradan. Hak suretidir alemi imkan ile Adem. Bundan güzeli nerede ki cennette mi sandın? Her yer ne güzel menba-ı hüsün insan güzeli. Sen de bu cemali huri gılmanda mı sandın? Her yerde fakat Arif'in kalbindedir Allah. Yoksa sen onu arzu semavatta mı sandın? Dünya diyerek geçme sakın. Buradadır her şey. Mizan-ı sıratı mutlaka orada mı sandın? Bilgin sana kıymet. Talebin neyse osun sen. İnsanlığı sade yiyip içmekte mi sandın? Halin neyse müşteri sen oldun o hale. Noksanı meğer adlı ilahide mi sandın? Fikrim bu benim. Virdim ise her lahzada ah. Sen ahı ateş suzumu beyhude mi sandın? Yeniler her ah ile Kenan ahdi elesti. Ahım acaba nefhayı habide mi sandın? Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nefesinize, gönlünüze sağ olun. Sağ olun.
Çok sağ olunuz. İcabi Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Böyle bir program düşündüğünüz için. Eyvallah hocam. Seri program. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Mustafa Tahralı hocamı ağırladık. İcabi Kırlangıç hocamla birlikte. Bendeniz sürçülisan ettiğimse bağışlayın. Tekrar görüşmek ümidiyle esen kalın. Allah'a emanet olun efendim. Ben teşekkür ederiz.